Kota Futbol'dan herkese merhaba. Ben Büşra Pusal. Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe Giresunspor'u ağırlayacak. Biz de maç önü ve maç sonu taraftarın nabzını Kadıköy'de sizler için tutmaya çalışacağız. Bu akşam maçtan beklentiniz nedir? Kesinlikle galibiyet. Başka beklentimiz olmaz. Fenerbahçe'nin galibiyetten başka beklentisi yok çünkü. Peki takımdan memnun muyuz bu sene? Yeni bir teknik direktör, yeni bir takım. Geçen seneye göre daha iyi ama tam da oluşmuş bir kadro değil. Daha 11'imiz belli değil. İnşallah güzel olacak. Biz inanıyoruz. Fenerbahçe'den beklentilerimiz her zaman çok yüksek ama bugün farklı bir inançla geldik. Maç günündeyiz, buradayız. Hocamız yeni geldi ama hani ben inanıyorum hocamıza. Forvetimiz eksik. İyi bir futbol olsun. Hava çok güzel. Sabah yağmurla uyandık ama bugün maç saati çok güzel oldu hava. Ben iyi bir futbol oynayıp Giresun'u 2-0 yeneceğimizi düşünüyorum. Peki bu sene kurulan Fenerbahçe'den memnun musunuz? Evet, çok fazla transfer yapıldı. Bir tek sol tarafa bir adam daha bekliyorduk aslında. O da olsaydı tam olacaktı ama şu andaki mevcut kadrodan da baktığım zaman bence ligin ortalamasına göre iyi bir kadromuz olduğunu düşünüyorum. Bu sene Fenerbahçe'den gayet memnunum. Gayet iyi gidiyorlar. Geçen hafta bir pürüzler oldu ama şampiyonluk bu sene kesinlikle bizde. Bu sene inandık. Her türlü şampiyonuz yani. Yani evet, 2-1 şu anda, daha bitmedi ama herhalde bitmek üzere. Maç bitecek yani, kazandık, mutluyuz. Ben de öyle, ilk defa maça geldim hayatımda. Yenmemiz iyi oldu açıkçası. Atmosferi nasıl buldunuz? Acayip iyi. Gerçi daha kalabalık olsaydı daha iyi olurdu da işte pandemi şartları, o yüzden. Bu akşam oynanan oyundan memnun muyuz? Şöyle memnun değiliz. Hakem hiç beğenmedik. Çünkü her zaman Giresun'da düdüğünü çaldı, Fenerbahçe'de asla hiçbir şey yapmadı. Ama şu an öndeyiz zaten. Yine her zaman gibi Fenerbahçe son anlarda, maçın son anlarında bizi yine strese uğrattı. Hani bu maçın hakkı, arkadaşım da dediği gibi 4-0, 5-0 kolay bir maç olması gerekiyordu. Yine son anlarda stres yaşadık ama olsun, sezon sonunda şampiyon olacağız, tüm rakiplerimize de göstereceğiz. Şampiyon Fener. Tabii beklediğimizden biraz daha kötü bir futbol oldu açıkçası. Ben şunu söylemek istiyorum, bizim Giresunspor'a 5 hatta 6 farka kadar çıkmamız gerekiyordu ama çok şanssız bir gol yedik. Giresunspor 0 puanda bildiğim kadarıyla ama bugün biraz bizi zorladı. Puana ihtiyacı olduğu için biraz hırslı oynuyorlardı. Penaltı kaçırdılar. Penaltı kaçırmasalar şu an 2-2'ydi. Biraz zorlandık ama başardık. Fenerbahçe'nin ben bu sene şampiyon olacağına inanıyorum. İyi top oynadığımızı düşünmüyorum. Fakat 3 puanı aldık. Bu bir başarı bence. İç sahada özellikle daha baskılı oynamalıyız bence. Topu kendimizde tutmalıyız. Ama takıma güveniyoruz. Daha ligin başı. Şampiyon olacağız inşallah. Ben arkadaşlarım gibi Vitor Pereira'ya güvenmiyorum. Bunu özellikle söylemek istiyorum. İnşallah kendisi aramızdan ayrılır ve daha iyi bir teknik direktörle şampiyonluğa yolculuk ederiz. Takımımızı izlemek çok güzeldi. İlk defa geldik ikimiz de. Ablam Kadıköy'de yaşıyor. İlk defa bugün nasip oldu. Çok sevindik. 2-1 aldık. En büyük Fenerbahçe. Ben de çok sevindim. Çok heyecanlıydı ama keşke o golü yemeseydik. Olsun. Güzel oldu. Çok sevindik. Bu akşam oynanan maç hakkındaki yorumlarını alabilir miyim? Tabii. Açıkçası yani şunu söyleyebilirim. Yani ben sahada çok iyi bir oyun görmedim Fenerbahçe adına. Yani 2-1'lik bir skor var. Belki Fenerbahçe'nin rakiplerinin mağlup olduğu ortamda çok değerli bir skor aslında. Skor anlamında iyi bir maç diyebiliriz ama oyun anlamında özellikle ikinci yarının belli kısımlarında çok sıkıntılı bir Fenerbahçe gördük. Yani yakın tarihte bunun ileriki etabında göreceğiz yani. Nasıl olacak, ne bitecek, yoksa işte oyuncu tercihlerinde mi problem var, sistemde mi problem var, bunu göreceğiz ama yani şunu söyleyeyim, olumlu taraflarından ele alacak olursak da ilk yarı Ferdi Kadıoğlu'nu, ikinci yarıda Mesut Özil'i çok beğendim. İlk yarı çünkü Ferdi Kadıoğlu'na karşı rakip önlem almadığı için, yani sağ bek oyuncusu birazcık daha stopere yakın oynadığı için o bölgede Ferdi'ye çok büyük bir koridor açıldı ve sol kulvarda açıkçası yani Fenerbahçe etkili oldu. Yani etkili olduğu tüm akınları Fenerbahçe sol kulvardan yaptı. İkinci yarı ise bir sekans vardı ki Giresun'un artık son bölümde çok fazla gelmişti. Ama ikinci yarıda da Mesut Özil'in bireysel yeteneğine bakan bir oyun vardı.
değişiklikler konusunda yani hocaya da tolerans göstermek lazım. Çünkü sonuç olarak çok yoğun bir fikstürden geçiyor ve özellikle Avrupa sahnesinde de oynuyor Fenerbahçe. O yüzden de bazı noktalarda yani ritim kayıpları olabilir. Ama genel anlamda büyük resimde oyun bence güzel değildi. Ama toparlayacaktır. Daha sezon başı demek istiyorum. Süper Lig'in 6. haftasında Giresunspor'u evinde ağırlayan Fenerbahçe sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bir sonraki karşılaşmada Rota Futbol ekranlarında görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorum ve beğenilerinizi bekliyoruz.